Hepinize merhaba, Merdi Yekel ben. Daha önce size blogger olarak yazılarımla ulaşıyordum ama artık birbirinden yararlı ve etkili olacağını düşündüğüm videolarımla karşınızda olacağım. Bu videomda size şu anda var olan ve gelecekte popüler olacak olan meslekleri anlatıyor olacağım ayrıntılı bir şekilde. Ve bu mesleklere nasıl sahip olunur bunları da ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Desteğinizi göstermek adına kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmazsanız beni çok sevindirirsiniz. Hadi şimdi videoya geçelim. Konuya dijitalleşmeyle birlikte insan kaynağında olumlu olumsuz yorumlanabilecek ne gibi değişikliklerin olduğu bir beyin fırtınasıyla başlamak isterim. Daha az iş fırsatıyla birlikte boşlaman oranının artışının gelişmesi, daha fazla verimlilikle birlikte güvenliğin artması ve kariyer gelişim yelpazesinin çeşitlenmesi, iş gücü seviyesinin iyileştirildiği bir ortama tanıklık etmemiz, dijitalleşmenin daha komplike bir şekilde hayatımıza nüfuz etmesi, ulusal anlamda daha hızla daralan bir ekonomiye neden olacağı için ekonominin küçülmesi bunların arasında yer alabilir. Öncelikle iş yerlerinde sürekli tekrarlanan ve veriye dayalı görevlerin otomasyonu yeni iş alanlarının ortaya çıkmasına neden olacaktır. Ve bu da insanlarla makinelerin birlikte nasıl daha verimli çalışabileceği gibi konuları sorunsal haline gelecektir. İkinci olarak da çalışanların robot ekip arkadaşlarıyla birlikte uyum içerisinde çalışması konusu. İş ortamlarına çok rahat bir şekilde entegre olacaktır bu robotlar ve sonrasında da eski dönem bakış açıları birlikte uyumlu çalışma ve işbirliğine yönelik bir iş gücüne dönüş sağlayacaktır. Güneş enerjisi teknisyeni, güneş enerjisi teknikeri, güneş enerjisinden en üst düzeyde faydalanmamız için mevcut olanakları kullanan kişilere verilen isimdir. Dünya genelinde doğal enerji kaynaklarına yönelimin arttığı son yüzyılda güneş enerjisi uzmanlarına duyulan ihtiyaç da günden güne artacaktır. Güneşin bitmek tükenmek bilmeyen bir enerji kaynağı oluşu göz önüne alındığında geleceğin en parlak mesleklerinden bir tanesi olarak görülen güneş enerjisi teknisyenlere ihtiyacı da hissedilen bir yükselişte. Güneş enerjisinden elektrik üreten büyük ve küçük çaplı santrallerin kurulumunda görev alan, işletilmesi, bakımı, onarımı ve arızaların giderilmesini yapan kişidir. Nasıl olunur? Bu görevde yer almak için lise ve dengi okullardan mezun olmak gerekmektedir. Rüzgar enerjisi teknisyeni. Rüzgar güç sistemi işletmelerinde montaj şemalarına uygun olarak üstleri tarafından verilen talimatlar doğrultusunda elektrik, elektronik ve mekanik malzemelerin, parçaların ve cihazların rüzgar tribünü ve sağ montaj işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlayan montaj tamamlanan parçaların teknik talimatlarda belirtilen özelliklere sahip olmasını sağlayan, montaj işlemleri sırasında yapılan mekanik ve elektriksel ölçümlemeleri değerlendiren ve bu değerlendirmelere uygun talimatları ilgili personel ileten, teknik kontrolleri yapan, montaj hatalarını tespit eden, düzeltilmesini sağlayan ve meslek gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir. Nasıl olunur? Bu bölümde çalışmak isteyen kişiler, meslek liselerinin motor bölümü, üniversitelerin mekatronik, makine, elektrik ve elektronik bölümlerinden öğrenci kabul edilen, özel eğitimli sertifika verilen kurumlardan mezun olabilirler. Pratisyen hemşire, hastaların durum detayını kapsamlı bir şekilde anlayabilen kişidir. Fiziksel muayene yapabilen, potansiyel tanı tanımlayabilmek için kendi uzman bilgisini ve klinik teşhisini kullanan, daha ileri X-ray, kan tahlilleri için hastaları gerektiğinde uygun yerlere sevk eden, tedaviyle ilgili karar veren ve uygulayan, aynı zamanda ilaç reçetesi yazan ve uygun sağlık bölümüne sevk eden sağlık elemanıdır. Nasıl olunur? Amerika'da 4 yıllık hemşire bölüm mezunları aynı zamanda pratisyen hemşire olabiliyorlar. Bunun yolu ülkemizde de netliğe kavuşacak. Yazılım geliştirici. Yazılım geliştirme uzmanı, mühendislik prensipleri çerçevesinde yazılım sistemlerinin tasarımının yapılmasını, devamlılığını ve gerektiğinde güncellemesini yapan kişidir. Nasıl olur?
Yazılım geliştirme uzmanı olmak için adaylarda aranan öncelikli şartlar, üniversitelerin bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği veya bilişim programlarının verildiği bölümlerden eğitimi almış olmaları gerekmektedir. Ancak istatistik, matematik gibi bölümlerden mezun olanlar da yazılım geliştirme uzmanı olabilmektedirler. Burada önemli olan kişilerin bilgisayar programlarına ve uygulamalarına geniş çaplı olarak hakim olmasıdır. Mesleki olarak kendisini ne derece geliştirdiği önemlidir. Fizyoterapist. Fizyoterapist, uzman hekimin koyduğu tanıya göre hastalar için uygun fizyoterapi ve rehabilitasyon tedavi programlarını uygulayan meslek gruplarına verilen ünvandır. Teşhisi konulmuş olan yaş ilerlemesine bağlı kas rahatsızlıkları, yaralanma, doğuştan gelen özür, hareket sistemi bozuklukları gibi hastalıkların tedavisine yönelik programları uygular. Nasıl olunur? Fizyoterapist olmak isteyen bireylerin üniversitelerin fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümlerinden lisans derecesiyle mezun olmaları yeterlidir. Hemşire. Doktorlar, hekimler, yöneticiler tarafından verilen yazılı tedavi talimatlarını reçetelere uygularlar. Hastaların bakımı ve takibiyle ilgilenir. Kronik, akut, fiziksel, zihinsel hastalıklara karşı tıbbi faaliyetlerde bulunan personeller, devlet ve özel hastanelerde, kliniklerde, okullarda, firmalarda, sağlık kuruluşlarında, askeri ve cezaevleri gibi yerlerde yer alırlar. Nasıl olunur? Hemşire olmak isteyen kişilerin üniversite eğitimi alması şarttır. Lisans eğitim veren üniversitelerin 4 yıllık hemşirelik ve sağlık hizmetleri bölümünden mezun olan adaylar hemşire olabilir. Sağlık meslek lisesinden mezun olan adaylar ise yardımcı hemşire olabilirler. Üniversite eğitimi alarak da hemşire olunabilir. Sağlık servisleri yöneticisi. Hastanedeki çalışmaların düzenlenmesinden ve yürütülmesinden, bölümlere gerekli personel, araç ve gerecin sağlanmasından, bütçenin hazırlanmasından ve hasta bakım hizmeti ücretlerinin saptanmasından sorumlu kişidir. Nasıl olunur? Sağlık yönetim programında mesleğin eğitimini görmek için öğrenci seçme sınavında yeterli eşit ağırlık puanı almak gerekmektedir. Data analisti, yapay zeka çalışmalarında hızlandığı günümüzde verinin önemi gittikçe artmış durumda. Anlamlı veri elde etmek oldukça değerlidir. Bu değer yazılım sektöründen reklam sektörüne, bahisten sigortacılığa kadar her alanda iş olana anlamı da taşır. Veri analisti kayıtlarda bulunan verileri bilgisayar aracılığıyla analiz eden, yorumlayan ve daha sonra bu verileri raporlayan ve kişilere verilen addır. İstatistik tespit etme, veri işleme, analiz etme, veri analistlerinin işidir. Nasıl olur? Yazılım mühendisliği, matematik, bilgisayar, istatistik, ekonomi alanlarından mezun olup bu meslek icra edilebilir. Veriyi analiz etmek, anlamlı sonuçlar çıkartıp bu verileri gerekli yerlere iletirken çözümler konusunda da fikir üretmesi gereken kişilerdir veri analistleri. Bu yüzden analitik düşünmek bu mesleğin kaçınılmazıdır. Dijital içerik uzmanı. Markaların internet kullanıcılarını hedef aldığı online pazarlama süreçlerinde marka bilinirliği, marka sadakati ve satış oranlarını artırma yönelik kampanyalarda projeler kurgulayıp yöneten ve ancak internet araçlarını kullanma, içerik yazma, SEO, PPC, sosyal medya pazarlaması ve bunun gibi belirli işleri yapan kişidir. Nasıl olur? Teknik olarak bir diplomaya ihtiyacınız yoktur. Bu becerilere sahip olmanız gerekmektedir. Bilgi güvenliği analisti. Bir kuruluşun ağlarını ve bilgisayarlarını dış tehditlere karşı korurlar. Siber saldırıları arttıkça iş yerindeki ve toplumdaki rolü de artacaktır. Bilgisayarlarla ilgili yeteneklisen ve bilgisayar korsanı gibi düşünebiliyorsan bu senin için mükemmel bir kariyer fırsatı olabilir. Bu iş çalışanların bilgisayarlarını, tüm verilerinin saldırılara karşı korumak için bir güvenlik duvarı oluşturmak gibi örneklendirilebilir. Bir bilgi güvenliği analisti olarak bir felaket kurtarma planı geliştirmek ve verilerin düzenli olarak yedeklerin güvenli bir şekilde saklanmasını sağlamakla sorumlusunuz. Nasıl olunur? Bilgi güvenliği alanındaki çoğu pozisyon bilgisayar bilimi, programlama veya ilgili bir alanda en az bir lisans derecesi gerektirir. Daha ileri pozisyonlar bilgi sistemlerinde MBA gerektirebilirler. İlgili bir meslekte iş deneyimi faydalıdır ve birçok işverenizin sahip olmasını istediğiniz birkaç sertifika vardır. Sertifikalı bilgili sistemleri güvenliği profesyonelleri bu sertifikaların en saygın ve en iyi bilinenlerinden biridir. Sadece bir sınavı geçmekle kalmaz, aynı zamanda bu alanda deneyim ve eğitim de gerektirir. Diğer işverenlerin daha özel bir odak noktası göz önünde bulundurularak da başka sertifikalarda
almanız gerekebilir. Biyomedikal mühendis. Biyomedikal mühendisi hasta bakımının kalitesini ve etkinliğini artırabilmek maksatlı biyoloji ve tıp alanındaki problemleri analiz eder ve çözümler. Yapay iç organlar, vücut parçalarının yerini alacak yapay aletler ve tıbbi problemlerin teşhisi için makineler gibi tasarım sistemleri ve ürünleri geliştirir. Nasıl olunur? Üniversitelerin biyomedikal mühendisliği bölümlerinden mezun olmak gerekir. Mekanik mühendisi, mekanikle ilgili işleri inceleyen ve bu alandaki sistemlerin çalışmasını sağlayan kişidir. Mekanik mühendisleri genellikle araştırma geliştirme kısımlarıyla çalışır. AutoCAD, matematiksel ve analitiksel düşünme yeteneğine sahip olmak gibi becerilere sahip olmak gerekir. Nasıl olur? 4 yıllık eğitim veren makine mühendisi ve inşaat mühendisliği lisans programlarından mezun olmak gerekir. Elektronik mühendisi. Elektronik mühendislerin öncelik görevlerinden bir tanesi kaynakların elektrik üretmesini sağlamaktır. Doğal ya da yapay olarak ayrılan bu kaynaklarda üretilen elektriğin iletimini sağlamak da yine elektronik mühendisinin görevidir. Aynı zamanda elektronik cihazlar tasarlar ve cihazın bakımı ve güvenliği ile ilgilenirler. Söz konusu cihazların tasarımları için ayrılan iş gücü maliyetini de mühendisler hesaplar. Nasıl olunur? Üniversitelerin 4 yıllık elektrik elektronik mühendisliği bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir. AutoCAD, Microsoft Office, İngilizce yazılım ve kod geliştirme bilgisine sahip olmak gerekir.